Merhabalar. Çok özel bir yaşam öyküsüyle karşınızdayız. Ömür törpüsü bir hayatın kahramanını anlatacağız sizlere. Futbolun ordinaryosu Lefter'in hayatını. Birbirinden özel anılar, fotoğraflar ve görüntülerle süslü bir belgesel bu. Ve ilginçtir, 3 ayrı dönemde tam 15 yılda hazırlandı. Lefter'in belgeseli için kameramız önce 97 yılının Aralık ayında motor dedi. Futbolun heyecanıyla dolu yıllarını büyük bir enerjiyle anlattığı zamanlardı. Sonra 2011 yılının yine Aralık ayında bir kez daha kameramızın karşısına geçti Lefter. Hayatını kaybetmeden kısa bir süre önceydi. 2012'nin Ocak ayında bu dünyadan göçüp gitti ve görkemli bir törenle uğurladık Koca Çınar'ı. Yeniden geçmişe, tanıklıklara, arşivlere uzandık. Ortaya hüzünle coşkunun iç içe olduğu bir yaşam hikayesi çıkmıştı. Bu belgeselde bugüne kadar hiç yayınlanmamış fotoğraflar var. İlk kez izleyeceğiniz görüntülerde. Ma il turco Lefter non ne sa approfittare. Dinamo Lefter non ce la fa a battere Viola. Ad evitare il calcio d'angolo ci ha pensato il giovane Corradi. Bu belgeselde Lefter'in çocukluğu var. Yoksullukla örülü gençliği, zaferlerle dolu futbol hayatı, tabii ki her insanın yaşayabileceği kırıklıkları da. 87 yıllık ömrüne en çok da futbol sığdıran Lefter'in insan halleri, son nefesini verene kadar dilinden eksik etmediği Fenerbahçe'si, en zirvede olduğu dönemde bile tevazusunu eksik etmediği anları. Özetle dolu bir hayat var. Ben hırslıydım. Hırslı, çok hırslı abi. Yani mağlubiyeti kabul etmeyen bir adam. Delikanlıydım. Ben ölürsem Fenerbahçe için öleceğim zaten. Allah'ım. İnan. Atatürk'ün büsü var bende. Onu öpmeden çıkmazdım. Biliyorum Fenerbahçe çok kadar seviyorum. Allah'ımdan sonra Fenerbahçe'yi seviyorum. Fark ettim. Ben de 10 numarayı giyiyordum. O da 10 numarayı giyiyor. O, ayaklarıyla tarih yazanlardan. Günümüzde dev bir sektör haline gelen futbolda nice yıldızın parlayıp söndüğü bilinen bir gerçekken o yine ordinaryus onurunu taşıyor. Futbol arenasında estetikle aklı, zerafetle bilinci birleştirmiş ender bir futbol adamı Lefter Küçükandonyadis. Doğup büyüdüğü topraklara ve ülkesine sevgisini fazlasıyla verdi Lefter. Kimi zaman hoyratça hırpalanmasına rağmen. Öyle ya, 1955'in 6-7 Eylül'ünde azınlık yurttaşlarımıza yönelik linç girişimleri sırasındaki yağma ve saldırılardan kendisi de nasibini almasına rağmen. Yarım yüzyıllık futbol hayatının her sayfası hüzünlerle karışık, coşku ve başarılarla gelip geçen Büyük Adalı Lefter'in belgeselini getiriyoruz şimdi. Maziye bakıldığında
maçla birlikte o 90 dakikaların çoktan bittiği ve tribünlerin boşaldığı sanılır. Evet, maç bitmiştir ama hayat devam etmektedir. Geçmişi kupalar, şampiyonluklar ve anılarla bezeli bu sessiz adam, hayat gibi maziden gerçeğe koşmuş ve yarınlara sporun erdemini unutulmaz bir ders olarak bırakmıştır. Bir maçta gol atamamışsa suçu krampona yükleyip uğursuzluğuna inanırdı. O kramponu bir daha giymeyen Lefter'in hayatı kalabalıklara ve tabii ki günümüz futbolcularına ders niteliğinde ve ülke tarihi içinde ibret sayfalarıyla dolu. Şimdi gelin hep birlikte 91. dakikayı seyredelim. Lefter 22 Aralık 1925'te İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Babası balıkçı Hristo ile annesi Algiron Hanım'ın ilk başlardaki küçük engellemelerine rağmen 7 yaşında ilkokulla birlikte futbolla da tanışacaktır. Yeteneği boyundan çok daha büyür ve Büyükada Gençlik Kulübü'nün formasını kendisinin 2 kat yaşındaki futbolcularla birlikte sırtına geçirir. 15 yaşında İstanbul'da dikkati çeken bir futbolcudur artık. Bu yüzden de Taksim Kulübü'nde sahte lisansla oynamak zorunda kalır. Adada olduğum için temiz hava, ondan sonra deniz mahsulleri çok iyi kalori alıyordum burada. Fakir bir çocuk olmama rağmen aldığım iş kalori tabii balık, hep denizden ilgili mahsulleri yiyorduk. İyi kalori alıyorduk, kuvvetliydik. İyi çalışıyordum burada, o fırsatı bulabiliyordum. Çocuklarla beraber top oynuyorduk. Ondan sonra hazırlıyordum kendimi, maça gidiyordum. Nüfus kağıdımı büyüttüler Taksim İdare Heyeti'nden. Ve böylelikle 17-18'e girer diye gösterdiler. Böylelikle oynadık. 11 Ekim 1942'de özellikle Türkiye'deki Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar için konan varlık vergisi doğal olarak onu ve ailesini de etkiler. Lefter o sırada 17 yaşındadır. Lefter'in daha sonra azınlıklar için dayanılmaz bir şey olarak andığı yasa birçok ailenin ocağını söndürür. Adadaki biraz zengin arkadaşlarının babaları vergiyi ödeyemeyince avuçlarındakini satar savarlar. Çok fazla zengin olmadığı için babası Hristo yasadan pek etkilenmez ama Lefter arkadaşlarının durumuna üzülür. Benim babam fakir adamdı ya, benim babam balıkçıydı, varlık verecek durumu yoktu. O yıl gönüllü olarak askere yazılır. Asker ocağının bacası şimdi Diyarbakır'da tütecektir. Diyarbakır'a gittim. 4 sene askerlik yaptım Diyarbakır'da. Orada da toplan. Çok uğraştım, çok. Sevdiğimiz için bütün Diyarbakır halkıyla, gençleriyle çok samimiydik. Can ciğerdik böyle. Her gün kıtadan kaçardım, giderdik sahada sivil çocuklarla, lise talebeleriyle top oynardık. 4 yıl süren askerliğinin son günlerinde Fenerbahçeli futbolculardan Necip Tekcan'ın aracılığıyla deneme maçına çıkar. O gün attığı 3 gol hayatının dönüm noktası olur. O dönem Galatasaray'ın sol beki Ruhi ve sarı lacivertli yöneticilerden Müslüm Bağcılar'a verdiği söz olmak üzere artık sonsuza kadar Fenerbahçelidir. Asker üniformasını çıkarıp Fenerbahçe formasını giydiğinde yıl 1947'dir. Ondan sonra işte 4 sene bittikten sonra kalktık geldik diye Fenerbahçe'yi olduğum, Fenerbahçeli olduğum için Beşiktaş dedi beni. Geldi burada baba hakkı geldi işte antrenörle beraber. Ben Fenerbahçeli olduğum için gitmedim Beşiktaş'a. Geldi. Babam dedi o hangi kulübü seviyorsan oraya git. O zaman Müslüm Baba girdi araya. Ondan sonra Necip'i aracı buldu, soktular. Necip Tekçe biliyorsunuz. O aldı beni, getirdi Fenerbahçe'ye. Küçük şeytanlar diye anılan Fenerbahçe işte o yıl gerçek bir şeytanla daha tanışır. Lefter 14 maçlık lig maratonunda Cihat, Murat, Selahattin, Fikret, Kırcan, Müjdat, Erol, Halit gibi dönemin devleriyle top koşturur. 1947-48 liginde attığı 13 golle takımının en çok gol atan futbolcusu olmuştur. Bir sonraki sezon 14 maçın 13'ünde yine Lefter'in krampon izleri vardır. Futbol tarihi onu
fırsatçı ve golcü olarak anmaktadır. Kaçırdığı penaltı yok denecek kadar azdır. Ama bir penaltı olayı var ki gerçekten anlatmaya değer. 4 Nisan 1948'de Fenerbahçe Beşiktaş'la oynamaktadır. Lefter 84. dakikada kazanılan penaltıyı Beşiktaş kalecisi Ethem'in kucağına nişanlar. Bunun üzerine seyirciler sahaya inerek maçın hakemi Mole'yi döverler ve maç yarıda kalır. Galyana geldi, kalk. Gali bizde. 4-2 Gali biz. 2 tane gol atmıştı bugün Beşiktaş'a. Atma diyor yani, oyunun bitiminde de çok az vardı ki oyun bitsin. Orada 3 puanı, 2 puanı alıp gidelim. Atma. Biz de anlayamıyoruz ki ne demek istiyor. Kale arkasına geçtim onlar, atmayın, atmayın diyor. Yani gol yapmayın demek istiyordu. Adam anlatamadı derdini. Sonra anladım ben. Ve şey olmasın diye, paterdi çıkmasın diye, gürültü çıkmasın diye orada, ben kalecinin Ethem'in eline verdim o penaltıyı. Sözün özü Lefter, attığı kadar atamadıklarıyla da olay yaratan bir futbolcudur. Sarı lacivertli formayı ilk giydiği gün oynadığı futbol, yaşadığı heyecandan büyük değildir. Futbol maçlarının radyo aracılığıyla milyonlara aktarıldığı günlerin değişmez sunucusu Halit Kıvanç, Lefter'in bu gollerinden birini bakın nasıl anlatıyor. Yine atakta takımımız Suat'te. Suat'in yakınında Kaya var. Kaya ile paslaşacak mı? Evet paslaştılar. Kaya ile paslaştılar. Tekrar Suat'te. Suat ileri doğru vuruyor. Orada Can var. Biraz ilerisinde Metin bekliyor. Can'a geldi top. Can ara pası mı yapacak? Hayır, ortaladı birdenbire. Lefter kaptı, dalıyor. Lefter dalıyor, vuruyor ve gol. Gol, gol. İskoç ağlarında bir golümüz daha. Şimdi Türkiye 3-1 önde. Bir yudum insan için yıllar sonra bir yudum maç, bir yudum gol, böyle anlatılır sevgili dostlar. O zaman biz radyo dinleyicileri için anlatıyorduk Lefter'in gollerini. Lefter Adalı, yani büyük adalı olmaktan hep gurur duyar. Çocukluğu, gençliği ve tüm yaşamı hep büyük adada geçen Lefter için ada demek, balıkçı olan babasının eve taşıdığı istakozlar, orkinoslar, balıklar demektir. Sağlık, arkadaşlık, dostluk demektir. Onun efsaneleşmesine yol açan büyülü bir mekandır ada. Her deftere yazsın, deftere değil Lefter abimle. Tamam abi. Macar milli maçında 3 gün gol yere. Metin tamam. Rahmetli Oktay'la beraber. Onun gibisi yok da. Demek şimdikiler milyar istiyorlarsa, yani abimizin milyarların üstünde istemesi icap eder. Para yoktu, alamıyorduk büyük topu, küçük toplarla oynuyorduk. 42'den 43'te gazete kağıdıyla top yapardık, Çınar Meydanı'nda top oynardık. Zahmetlik, Badi Baki, onlar hepimiz beraber eskilerdi. Ne kadar balıkçılık yapmadım dese de, yani balıkçılık yapmadı ama kendi zevki için. O Lefter istrakante. Türkçe konuş. Hadi yasun. Sefra isto para polis. Herkes herkesi tanır. Bütün kapılar açıktı, pencereler açıktı. Herkes herkesin evine gider, sabaha kadar eğlenirdi. Çok samimi bir yerdi yani burası. Yıllar yılı onu yaza yaza ne kalemler tükettim diyen İslam Çupi'ye göre dünyanın en büyük 15 oyuncusundan biri yine o. Yani Lefter'dir. Türk futbolu deyince Lefter'i bir tarafa bırakacağız, sonra klasman yapacağız. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Lefter bir numaradır Türk futbolunda. Çok büyük bir oyuncuydu. Yani yanına bir adam daha getirmek mümkün değildi. Pek çoklarını statlara çeken tılsımdır Lefter. Ancak ilginçtir, Lefter'in eğitim serüveni de oldukça sıra dışıdır. Bırakın üniversiteyi, bırakın liseyi, ilkokulu bile bitirememiştir. 43 yaşına kadar top oynadım. Futbolu bıraktıktan sonra hatta ben Bolu'da şeydim, hocalık yapıyordum, antrenörlük yapıyordum yani. O zaman aldım diplomayı. İlkokul diplomasını cebine koyduğunda çoktan futbolun ordinaryüs cübbesini sırtına geçirmiştir bile. Bu cübbenin yakasında ise talim terbiyenin değil, taraftarlarının imzası bulunmaktadır. Bir adama ordinaryüs lakabı takmak güzel bir şey. Manol, bu işi bana yakıştırdı, bu ismini. Ve böylelikle ben de aynen kabul ettim. Lefter'e Fenerbahçe'nin sembol taraftarı Manol'ün önerisi üzerine verilen ordinaryüs sıfatı yalnız kendi taraftarlarınca değil,
hangi kulüpten olursa olsun bütün futbol severler tarafından onaylanacaktır. Ver leftere, yaz deftere özdeyişi de işte bu sevginin simgesi olarak yerleşecektir dillere ve gönüllere. İstanbul deyince aklıma stadyum gelir. Kanımın karıştığını duyarım ılık ılık memleketimin insanlarına. Daha fazla sokulmak isterim yanlarına. Ben de bağırırım birlikte. Avazım çıktığı kadar göğsümü gere gere. Ver leftere, yaz deftere. Çok gol atıyordum. Bunu halk bana bu lakabıyı taktı. Ver leftere, kaydetsin deftere. Bunu rahmetli Menderes de söyledi. Koluma saati takarken dedi ki ver leftere, kaydetsin deftere. Çünkü Mısır'a gidiyorduk o sene. Mısır'la da Türkiye arasında bir araları açıktı. Aman dedi, bütün herkese güveniyorum ama sana daha çok güvenim sonsuzdur diyor. Orada diyor sakın mağlup olup da gelmeyin. Ankara'ya çağırmıştı bizi ve bu lafları etti bize. Biz de orada gittik onları 4-0 yendik. 63 tane gol attım o gün. Geldik ondan sonra kendisi bana bir altın saat taktı koluna. Futbolunu 1951-53 yılları arasında İtalya ve Fransa'da sürdürür. Kariyerine bir İtalyan takımında oynayan ilk Türk futbolcusu sıfatını da ekler. Bu profesyonel futbol hayatında yalnız alkış değil, üzerine para da demektir. Büyük para dediğim yani 2,5 milyon dolar verdiler bana 2 senelik mukavele ki 51 senesinde büyük paraydı, çok büyük bir paraydı. Pista turca Lefter saranno gli artefici di questa prima vittoria della Fiorentina tanto auspicata dai tifosi viola. Gran giocoliere Lefter tiene in campo una palla che molti avrebbero perduto. Ekner ha completato l'opera segnando il primo gol. Ma un minuto più tardi Anina. La ripresa le servirà per aumentare il già cospicuo bottino. Lefter centra. Galassi da terra passa indietro a Ekner e lo svedese staffila nella rete di Boccardi. Ed ora che la Fiorentina ha conquistato la prima vittoria. Nell'attacco della Fiorentina particolarmente attivo e pericoloso il turco Lefter. Centra Trevisani, rovescia Pandolfini. Fuori. Ma al terzo minuto De Innocenti deve sostituirsi al portiere per respingere la palla che Lefter ha indirizzato nella rete incustodita. Ancora Lefter getta lo scompiglio nella difesa rossonera. A destra come a sinistra difficile tenerlo a freno. Greco non vi riesce, De Fazio deve ricorrere all'intuito e allo scatto per parare il suo tiro da due passi. Insiste l'attacco viola. Stavolta De Fazio è stato addirittura magnifico. Chiappella, Pandolfini, Vitali. Chiappella a Pandolfini, traversone a sinistra e qui il turco Lefter si beve uno dopo l'altro, tre avversari, portiere compreso. Un gol capolavoro. Fiorentina o yıllar Avrupa futbolunun yıldızlar topluluğudur. Lefter'in o günkü başarısı günümüz futboluna da bir ders niteliğindedir. Dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularıyla top koşturur. Tribünleri Türko, Türko diye ayağa kaldırır. Ben Lefter'i İtalya'da seyrettim. Fiorentina takımında oynuyor. Fiorentina Pro Patria maçı. Ben de gitmişim o zaman Türkiye'den. Futbolcularımız Şükrü Güles'in, Bülent Eken, Bülent Esel, Lefter 4 futbolcumuz İtalya'da oynuyor. Ve bu arada Lefter o maçta bir oyun çıkardı. 3-0 yendiler Pro Patria'yı. 3 golü de hayır Lefter atmadı. 3 golün pasını da al at diye kale önüne getirdi, arkadaşlarını attırdı. İtalya'yı 2 kez dünya şampiyonu yapan büyük unutulmaz teknik direktör Vittorio Pozzo o zaman spor yazarlığı yapıyordu. Ve Pozzo'ya Lefter'i sorduğumuz zaman aynen şöyle demişti. Eğer benim avucuma topu sığdırmak mümkün olsaydı inanıyorum ki Lefter benim avucumda bile o topla çalım atardı demişti Lefter için. Ama bütün bunlar yaşanırken İlle de kebap isterim diye de tutturmaz. Ailemi özledim, hemen dönmem lazım diye gözyaşlarına boğulmaz. Çünkü şöhret şımarığı değildir. Ama genç kızlarında kalbindeki delikanlıdır o.
balık pazarındaki bir akrabasının dükkanına gittiğinde çoğu kez rahat nefes alamaz. Onun geldiğini duyan Rum kızlarının türlü cilveleri yine de baştan çıkaramaz onu. Yılların Ayhan Işık, Orhan Günşray gibi sinema yıldızlarına bile nasip olmamıştır ona duyulan aşk. Lefter nerede ve hangi takımda oynarsa oynasın, meslek olarak kabul ettiği futbolda aldığı paranın ve alkışın hakkını verir. Şöhretin doruğundayken bile asla tatlı hayatı futbol hayatına yaya tutmamış, maç saatiyle aşk saatini birbirine karıştırmamaya özen göstermiştir Lefter. Herkes gibi ben de yapardım tabii. Fakat iki gün kala tamamıyla ben adadan bir yere inmezdim. Adada kalırdım. Ve kendimi hazırlardım maça. Çok iyi hazırlamasını bilen bir sporcu olarak. Onun için ben seyircime benden beklediğini vermek için bunu yapmam gerekiyordu ve bunu yapıyordum. Bir başka günse ayaklarının izine kayıp düşülecekti Lefter'in. Öyle ya, yıllar var ki o ayaklar bu ülkenin futbolunu daha değerli kılmak için koşturup durmuş. Ağları hırpalamış, yüzlerce gol atmıştı ve unutulmaz izler bırakmıştı. İşte o altın ayakların izi hep kalacak ve hatırlanacaktı böylece. Lefter abi, evet, projenin adı Altın Ayaklar projesi zaten. Evet. Onun için de Türkiye'de birinci altın ayak siz olduğunuz için sizin özellikle almak istedik. Bize bu konuda için anlayış gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben size hepinize teşekkür ediyorum yani. Yürekten, içimden böyle. Bunu kimse yapmaz. İlginç anılar yaşamaya yine devam tabii ki. Acın. Örneğin şu gelip geçen şarkı klibinde olduğu gibi. Her şey bir komşunun hatırınaydı. Kırmayacaktı eski bir dostunu. Onun müzisyenliği seçmiş kızının şarkı klibinde minik bir rolü üstlenmeyi reddetmeyecek, Büyükada sokaklarında çekilen klipte kamera karşısında rahatlığını gösterecekti. Ve bir gün, 100 yıllık tarihe uzanan kulübünün tarihini anlatan özel yapım Asr-ı Fener kitabı, ki kendisinden de çokça söz ediliyordu, Ali Koç tarafından törenle hediye edilecekti Lefter'e. Büyükada'daki evinde yapılan minik bir törende 1925 no'lu ve 30 kilo ağırlığındaki kitabı keyifle alacaktı. Sizin gibi özel kişilerde özel müsa ayarlıyoruz. Numarasını tutturabilirsek doğum yılıyla, yoksa başka bir numara. Epeydir de gelecektik. Bugüne kısmet oldu. Sağ olun. Çok güzel. Yani çocuklarınız sizi daha da güzel anlatacak bu. Evet. Bu eserle. Bir başka gün kulüp içindeki çekişmelere, sıkıntılara, sorunlara ve tabii ki bütün ülkenin gündem maddesi haline gelen meselelere kulağını tıkamayacak, hem bir mektup yazacak hem de tepkisini dile getiren sözler kayda geçirecekti. Ve tüm zamanlar boyunca hiç ayrılmadığı, doğup büyüdüğü toprakları, büyük adası ve sokakları, son yıllarda da Lefter'i sevip hasret giderenlerle dolup taşacaktı.
ziyaretçiler hiç eksik olmayacaktı. Bazen engelli bir gençti gelen, bazen lefterli Fenerbahçe yıllarından fanatik taraftar kadınlar, kulüp yöneticileri, bazen eski dostlar ve daha kimler kimler. Ve gün gelecek, akrabalarının bulunduğu bir Atina ziyareti sırasında hastalanacak, tabii ki acil durum kaydıyla kulübün gönderdiği özel ambulans uçakla İstanbul'a getirilecek, tedavi olacaktı kentinde. Ancak bu rahatsızlık Lefter'i biraz yoracak, sokakları özlese de yorgun düşen bedeni ada sokaklarını eskisi gibi arşınlamasına uzun bir süre izin vermeyecekti. Ancak aradan tam bir yıl geçecek, yaşam öyküsünü kaleme alıp çeken belgesel kitap ekibini kırmayarak ada merkezindeki bir otel lobisinde kameralara sessiz, sitemsiz ve yorgun yüreğiyle cebindeki tüm kelimeleri bırakacaktı. Keyfin iyi mi Defter abi? Sesim güzel. Çok iyi gördüm vallahi seni. İyi çok şükür baba, iyisiniz değil mi? İyiyiz tabii ya. Neler yapıyorsun bugünlerde yani? Evde istirahat ediyor. Nasıl insanların burada size sevgisi, iyi mi Lefter abi? Çok. İyi sevgisi bana, çok iyi. Çok seviyorum. Bak kral bir yolları bırakın. Mutlu oluyorsunuz değil mi o zaman? Yapıyoruz. Metin Oktay'ı da çok seviyorum. Bak burada. İslam abi güzel adamdı değil mi Lefter abi ya? İslam çiftliği, özgürüz değil mi onu da? Lefter abi, senden ötesi gelmedi ya. Gelmeyecekti biliyor musun? Futbol dünyasında senin gibi efendisi, senin gibi özelliklisi ve senin gibi sihirbazı gelmeyecek. Futbol sihirbazı. Şuna bak. Senin gibisi gelmedi diyorum ya abi, hakikaten senin... Yok canım, o kadar değil. O kadar be abi. Senden büyüğü var mı şu anda? Senin oynadığın dönemin koşullarına bakacağız. Şimdi en büyüğü kim sence? Söyleyebilir misin bir isim? Alex'i ben seviyorum. Çok iyi çocuk, iyi insan. Bu eski dostlardan kimleri özlüyorsun Lefter abi? Eski Metin abiler, Metin Oktay'ın. Çocuğu olarak yani hepsini hatırlıyorum. Yani unutmuyorum hiçbir zaman. Lefter abi, kameraman mı güzel, fotoğrafçı mı güzel? Lefter amca kim daha güzel? Hep ne diyordun? İkisi de güzel dedi bak. Ne dedi abi? İkisi de güzel. Fakat bu biraz ağır bastı. Fotoğrafçı mı ağır bastı? Çok sevmişiyor diyor. Başka torundan başlayalım. Size anlatıyorlar bak, aileniz size anlatıyor. Sizin insan yanınızı, futbolcu yanınızı değil. İnsan, dede baba olarak, yanınızı istiyor. Zaten ben dedemi dede olarak biliyorum küçükten beri. Yani herkesin dedesi nasıl olur, bizim de öyle. Sonradan büyüyünce bizim aklımız başımıza gelince Lefter olduğunu anladık yani. Önceden küçükken bizim için dede, herkesin dedesi gibi Lefter değil yani. Evet, öyle o şekilde biliyorduk. Ondan sonra büyüyünce dedemin ne kadar Fenerbahçe ve futbol tarihi için, Türkiye'deki futbol tarihi için ne kadar önemli bir insan olduğunu öğrendik. Daha da gurur duyduk tabii. Onun kısmından gurur duyuyorum. İyi bir baba. Eğitim olarak ne öneriyordu? Okuyun diyordu tabii ki. Ben okumadım, siz okuyun diyordu. Muhakkak tabii, fakat tercih yoktu yani. Ne isterseniz onu olun diyordu. Ve sizden de diyelim. Hadi aşkım. Ben de babamı çok seviyorum. Her zaman iftihar etmişimdir. Ben o benim her şeyim.
Canımdan çok onu seviyorum. Ay ne kadar güzel. Sizin gibi müthişem güzel kadını kıskanmayan olur mu ama? Zaten. Ben de kıskanmıştım. Şey, korumacı. Çok. Peki siz de kıskanırdınız onu? Evet, çünkü çok popüler diyor sonra. Peki en çok, tabii en çok hayat arkadaşı olarak siz en çok etkilendiniz. O futbol gururlanma hali yani ya Türkiye'nin en büyük futbolcusu o zaman. Evet. Yani 15 yıl, 20 yıl. Tabii insan gururlanıyor. Defter abi görüyorsun kızların, torunların ve sevgili eşin. Geriye 70 yıla dayanan coşkun görüntüler, futbol çığlıkları, gözyaşları, tebessümler, zaferler ve inadına hayat diyen Türk futbol tarihinin yaşama sevinci kayıtları kalacaktı. Ministra Turca Lefter saranno gli artefici di questa prima vittoria della Gran giocoliere Lefter piede in campo una palla che molti avrebbero perduto. Colta Viola, ma il turco Lefter non ne sa approfittare. Dinam, ma Lefter non ce la fa a battere Viola. Ad evitare il calcio d'angolo ci ha pensato il giovane Corradi. Nell'attacco della Fiorentina particolarmente attivo e pericoloso il turco Lefter. Centra Trevisani, rovescia Pandolfini. Ancora Lefter getta lo scompiglio della difesa rossonera. A destra come a sinistra, ecco i turchi. Lefter, Mehmet Ali, Ali, Turgay, Parentin, Kadri, Robert, Estre, Garbi, Allishan. Guida, Lefter spostato destra, centra, Ghezzi spia la traiettoria del pallone. Yeşilçam'ın pek çok filmindeki özel ve 32 kısım tek mili birden sahnelere kadar bin bir çeşit anlar kalacaktı. Hadi oğlum Lefter, at şu topu, yatır şu Turgay'ı. Aslan Osman, iyi, aslan yeter. Bir çalım bir gol, Allah rızası için. Aman Nedim dikkat. Ortayı balakta Lefter'in ayağında. Lefter çalım yaptı, üç kişiyi atlattı, üzerine Can'a verdi. Can Yüksel'e verdi. Yüksel bir vücut hareketiyle topu Şeref'e geçirdi. Şeref ilerliyor efendim. İlerliyor, uzak mesafeden şutunu çekecek. Gol! Aman ben fena oluyorum. Eyvah! Can Mustafa, Lefter. Mustafa, Can, Mustafa Lefter'e verdi, Lefter Mustafa'ya verdi, Mustafa Lefter'e verdi, Lefter Mustafa'ya verdi, Can'a verdi. Can Mustafa'ya, Mustafa Lefter'e, Lefter Can'a, Can Mustafa'ya, Mustafa Lefter, Lefter Can'a, Can Mustafa'ya, Mustafa Lefter'e, Can Mustafa'ya. Gol, 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 gol. Bu anlar ve kayıtlar ki belki de asırlar boyu kalacaktı hayata, kim bilir. Öyle ya,
Lefter hep kalacaktı. Adıyla anılan sokaklarda, tribünlerin ruhunda, yazdığı defterlerde, fethettiği kalplerimizde. Ve 13 Ocak 2012'nin akşam saatleri. Günlerdir yoğun bakımda olan Lefter'i kaybettik. Yakışır bir şehir, bireyler olmamızı öğütlerdi. Mustafa Kemal Atatürk onun en değer verdiği varlıktı. Ve Atatürk'ün onun başını okşaması, onun hiçbir zaman unutamadığı en güzel çocukluk anısıydı. Bugün artık bir daha sana hoş geldin dede diyemeyeceğimizi bilerek güle güle demek ne kadar da zormuş bilemezsin. Seninle gurur duyuyorum demenin yetersiz olduğu bir noktadayız. Kelimelerin gerçekten kifayetsiz olması bu olsa gerek. Peşinden kuşaklar boyu giden milyonlar seninle öğrendi, seninle güldü, seninle sevindi, seninle coştu ve seninle ağlıyor bugün. Ezeli rakibimiz Galatasaray, ismini ve resmini scoreboardunda göstererek kendi sahasında oynadığı Karabük takımı ile beraber maç öncesi senin için bir saygı duruşunda bulundu. Rahat uyu hepimizin efsanesi sevgili dedemiz. Güle güle büyük Lefter. Uğurlar olsun yıldızlar yıldızı. Ah.
kaplan futbolcularımızı çıldırınca alkışlıyor. Evet, şu anda izlemekte olduğunuz bu görüntüler meşhur Türkiye-Macaristan maçına aittir. Valisi Gökay oyunculara başarılar diliyor. 1948'den 1963'e kadar 50 kez Türkiye milli takımının formasını giyen ve 8 kez kaptanlığını yaparak 22 gol atan Lefter, Futbol Federasyonu'nun Altın Şeref madalyasını alan ilk futbolcu olarak da adını yazdırır tarihe. Ama 600 gramlık altın madalya onun Türk futboluna kazandırdığı onurun ölçüsü olabilir mi? Fenerbahçe formasıyla ilk kez İstanbul Profesyonel Ligi, 3 kez de Türkiye şampiyonluğunu yaşayan, 1953-54'te fileleri 12 kez havalandırarak gol kralı olan Ordinarius, geleceğe bütün bu başarıları dışında asla unutulmaması gereken bir de ders bırakacaktır. Türk takımının ilk golüyle neticelenecek atın işte başlıyor. Sağdan İsfendiyar'ın söküp korner çizgisinden ortaladığı topu Lefter şahane bir voleyle Macar alanına takıyor. Şimdi maçın 41. dakikasındayız. İsfendiyar'dan uzun bir pas alan Lefter kaleye girerken Soyka tarafından düşürülüyor. Yugoslav hakem penaltı veriyor. Ve buraya girdiğim zaman son adam kalmıştı, onu da geçmiştim. Lantos, o da arkadan çelme takarak beni düşürünce bir de elimin üzerine bastı ve hakem iç direğe düşüp penaltıyı verdi. Muazzam bir tezahürat, bir sevgi. Sabahlara kadar çılgınca eğlendiler. Bütün Türkiye, bütün İstanbul yer yerinden oynadı. Fakat işte Metin tek başına bir akını sürükleyerek takımımıza 3. golünü hediye ediyor. İdare eden Yugoslav hakem triyosu oyunun zevkini yükseltmiştir. Böylece takımımızın 3-1 galibiyetiyle sona eriyor. Macarlara karşı her zaman iyi derece alıyorduk. İyi sonuç alıyorduk. Ve o gün de iyi sonuç aldık. 3-1 yendik. 5-2 tane gol atmıştım bugün. Bir tane voleyle attım. Bir tane penaltı yapıldı bana. Onu attım. Bir tane de Metin attı. 3-1 aldık maçı. Ve bütün Türkiye çok sevinmişti. Çünkü Macarların mağlubiyeti yoktu. Seneler hakikaten yani çok kuvvetli bir devletti, bir ekipti. Zaten kendisini böyle empoze etti. Oynadığı futbolla bütün dünyada tanıttı kendisini. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na rastlayan 23 Nisan 1948'de Atina'da Yunanistan'la yapılan milli maçın kadrosunda Lefter de vardır. Türk milli takımı o gün Yunanistan'ı 3-1 yenerken ikinci golü Lefter atacak ve Şükrü Güles'in imzasını taşıyan üçüncü golünde hazırlayıcısı olacaktır. Maç sonunda ise tribünlere sessizlikle hüzün, sahaya ise coşku ve sevinç yansıyacak ve Yunanistan sol beki Muratis, Lefter'i Türk tohumu narasıyla santraya kadar kovalayacaktır. Burada bir spor yapıyorsun. Sporda gol atma. Niye oynuyorsun? Giydiğin formanın hakkını vereceksin. Onların formasını girsen veyahut İtalya'nın formasını girsen o formanın netekinde bugün dünya kadar sporcular bilmem İspanya'dan gidiyor İtalya'da oynuyor. İtalya'dan efendim Amerika'da oynuyor. Bunlar kendi kulüplerine karşı oynadığı zaman vazifelerini yapmıyor mu? Lefter de bir Türk futbolunun fenomenlerinden bir tanesi. Yani hiçbir futbolcuyla mukayese edilmez. Çünkü öyle bir futbolcu o tipte bir, o anlayışta bir futbolcu bir daha Türk futboluna gelmez. Evet. O İstanbullu, daha doğrusu adalı bir Rum. Yaşadığı toprakları seven, o topraklar için yaşayan bir insan. Ülkesinin onurunu oynadığı her milli maçta yaşayacak kadar. Ancak 6-7 Eylül 1955'teki olaylar büyük adaya da sıçradığında Lefter hayatının en acı günlerinden birini yaşar. Bir çapulcu sürüsü evini basar.
Çocuklarının yattığı oda başta olmak üzere evi taş yağmuruna tutulur. Vurun şu gavura diye bağırılmaktadır. Lefter elinde silahıyla bekler. Bir süre sonra çapulcular dağılır. Olayın etkisiyle günlerce ağlar. Ama acısını yine Fenerbahçeli taraftarlar dindirir. Kartal'dan motorlara binen taraftarlar adaya ziyarete gelirler. Emret Lefter abi, kim yaptıysa haddini bildirelim demeleri ona büyük moral verir. Bazı devlet adamları da üzüntülerini bildirir ve Lefter'den çapulcuların isimlerini isterler. Lefter hepsini tanıdığı halde tek bir isim bile vermez. Unutulmuşluğun uçurumuna bırakır yaşanılanları. Lefter'in anlattığından şunu anlıyorum. Yine günümüzde ölen değerlerden biri, bir delikanlı kavramı. Maganda şarkıcılar diline çok doluyorlar, onlardan başka da kimsenin ağızda kalmadı bu kavram. Delikanlı kavramı var oğlanda. Yani evini basanları tek tek tanıyor, onları tutuklatacak, içeri attıracak hem siyasi gücü var, hem politik nüfuzu var, hem de Fenerbahçe ve milli takım kaptanı olduğu için büyük bir nüfuz çevresi var. Ona rağmen bir tanesinin bile adını vermiyor. Bu Lefter'in olağanüstü kişiliğini gösteren, günümüzde demeyeyim de çağımızda dahi çok nadir rastlanacak şövalyece bir davranış. İşte bir iki kişi bunu yaptıysa, bunu millete şey yapamazsın, mal edemezsin. 1964 yılında 40 yaşına girmek üzereyken jübilesini yapar. Futbolu bıraktığında geriye kalan yalnızca attığı 896 gol değildir. Bu gollerin gölgesinde bir kulübün sembolü olmanın yanında bütün spor severlerin sevgisi ve takdiriyle olacaksan Lefter gibi futbolcu ol temennisi de kendisine yurt bulacaktır. Geldik Galatasaray maçına. Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Berabere kaldığımız zaman Galatasaray şampiyon oluyor. Şimdi türbünde Muhittin Bulgurlu boyuna beni gözletiyor. Durumum nasıl, iyi mi yani, kendime baktım mı gibilerden falan. Kolluyor. Fosfor almışım. Uzatmayalım. Frikik oluyor. Niyazi de sol açık mevkinde bana diyor, bana at diyor. Herkes kaleye atacağımı zannediyor. Ben de kaldırdım, Niyazi'nin kafasına attım topu. Solundan da at diyorum de Turgay'a. Solundan at çünkü solu zayıf de Turgay'ın. Attı 1-0 Galibiz. Ben birkaç tane top aldım böyle. Çalımla iniyordum, 18'den bam bam 2-3 tane vurdum böyle. Bir tanesini Turgay aldı içeri. 2-0 oldu. Ben açtım ellerime Muhittin Bulgurlu'ya diyorum ki tamam değil mi abi, bu iş bitti diyorum. Bir de gol diye bir gol daha. Ergun Puşkaş attığı bir üçüncü golü, onu görmedim. Fakat tüm bu güzel ve anlamlı geçmişin içine bazı fobiler de eklemiştir Lefter. Örneğin uçak korkusu. Uçağa binmekten korkardı. Gazeteci olarak biz bu tercümanda şeye getirmek istedik, Nice maçına. Çünkü Nice'i eleyen bir kadronun takım kaptanı ve oyuncusuydu. Ama gelmedi. Bir sürü bahaneler, doktorlar getirdi başına. Gittik evine, o zaman Yeşilköy'de oturuyor, ben de Yeşilköy'deyim. Gittik başına, doktoru getirmiş, sırılsıklam bir ateşler içinde falan yattı, intiba. Hepsi numaraydı. Belki ben Yeşilköy'e gittikten sonra da o kalktı havaalanına, dolaşmaya başladı. Ben korktuğum için bana herkes diyordu ki ne olacak canım, uçağa binersin gidersin. Bu bir laftan ibarettir. Ben Şükrü ve Sarınacı Frankfurt'tan kalktık. Bir milli maçtan dönüyorduk Paris'ten. Efendim bir fırtınaya yakalandık yukarıda. O kanapelerin altında girdik. Yıldım, o şimşekler çakıyor. Yani lan meselesi düşmek. Ondan sonra tabi indikten sonra bir daha binmem dedim ama gene de bazen ilaçla efendim bilmem uyuşturucu şeylerle gidiyorduk. Ama sevmiyorum, bugün bilmiyorum. Bir süre antrenör futbolcu olarak çalışır. Tam 45 yaşının eşiğindeyken de faal futbolu bırakıp antrenörlük etiketini ekler kariyerine. Yunanistan'ın Egalio ve Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarının antrenörlüğü kariyerinin önemli köşe taşları olur. Futbolu bıraktıktan sonra burada kalmak istemedim. Oradan benim bir akrabam vardı. Oranın müdürlüğünü yapıyordu. Bu benim kuzenim, ablamın çocuğu. Şimdi çok zengin. Ada bir ara da AEK'in başkanlığını yaptı bu çocuk. O zaman Egalio'daydı bu.
Gel dedi buraya, orada oturma dedi. Şimdi oradan hemen futbolu bıraktın, antrenörlük yapman doğru olmaz dedi. Biraz unutulursun, ondan sonra gene orada da yaparsın, memleketinde de yaparsın falan. İşte gittim orada bir sene kaldım. 5-6 tane iyi adam yetiştirdim, genç çocukları. Onları da Panathinaikos aldı, oyuncuları. Ondan sonra milli oldular bunlar. 45 yıllık faal futbol hayatında Galatasaray'dan Baba Gündüz Kılıç, Turgay Şeren, Coşkun Özarı, İsfendiyar, Beşiktaş'tan Baba Hakkı Yeten, Ali İhsan, kendi takımından Can Bartu gibi oyuncularla kimi zaman yan yana, kimi zaman karşı karşıya futbolun güzelliğini yaşamıştır. Hollanda o zaman da bu zamanda yani dünyanın sayılı futbol ekollerinden biri, futbol takımlarına sahip. O zaman da Van der Elst oynuyor, Wilkes oynuyor ve bir hafta önce de Belçika'yı 7-0 yenmişler. Hollanda'nın meşhur 80 bin kişilik stadına çıkarken herkes tabii onlara soruyor, kaç atarsınız, kaç yaparsınız filan. Ben de öndeyim, benim de arkamdan geliyor. Ya dedi, Vre Turgay dedi, bunlar ne konuşuyor? Vallahi dedim, ne konuştuklarını dedim, sen duymuşum mühim değil. Ama bunlar 5-6 atacağız diyorlar. Herhalde dedim, benim bunları duymam lazım dedim. Yok buraya dedi, bunlar bir şey yapamaz. Sen biz bir gol yemezsin, biz buradan maçı kazanır çıkarız dedim. Hadi inşallah dedim, Allah söylemiş bir söz olsun. Hakikaten maçı 2-1 kazandık. Penaltıdan bir gol yedik başta. Sonra 2 gol atarak maçı kazandık. Ve maç ve defterin ayağında oynamayacaktı. Kocaman bir çıban vardı. Bir gece önce o çıbanı patlattılar. İşte çıbanı üstüne ilaçlar sürdüler. Ve Lefter oyunun sonuna kadar o çıbanlı ayağında oynadı. Ankara'da Ankara gücünle oynuyoruz. Şöyle 25 metreden falan sol iç mevkiinde bir frikik oldu. Dedi ki bu benim içime doğdu Cancı, bırak bana dedi ki. Umumiyette de o atıyordu zaten. Oradan frikiği vurdu. Öteki 90'a mermi gibi gitti top. Hakem dedi ki ben düdük çalmadım dedi. Nereye attın dedi. Dikti gene vurdu gene aynı yere. Bu sefer sayıldı tabii. Yani böyle bir oyuncuydu. İki efsane kucaklaşırken. Efsane o, ben değilim ya. Can sinyor ben, değil misin sen? Efsane can, nerede ben ona tek ayakkabısı değilim ben. Fenerbahçe'nin sinyoru Can ya. Başka türlü olamaz ki. Değil mi Can, söylesene. Şimdi yüzünü Ada Denizi ve rüzgara savurmakta, eşi Istavrini, iki çocuğu ve torunları anılarını süslemektedir. Hayatının bir başka heyecanı da elbette ki Lefter tarzı futbol oynamanın heyecanıyla Fenerbahçe'nin maçlarına koşmaktır. Seviniyorlardı, tebrik ediyorlardı, ziyaretinize geliyorlardı, çiçeklerle, ne bileyim, kutular da hep böyle. Evet, yolda yürürken tanırlardı, evet. Lefter'in hanımlık bile. Şimdi benim ailem, kızlarım olsun, torunlarım olsun, hepsi yani, ailem bile bana çok destek olmuştur. Her zaman. Yemeklerimi hazırlardı, en güzel yemekleri hazırlardı. Bilhassa maçlara çıkacağım zaman, yani birkaç gün evvel, ben buraya geldim zaten, en güzel yemekleri yapardı. Bilhassa deniz mahsullerini, babası da balıkçıydı, giderdi babasından iştakoz, miştakoz ne varsa alırdı, getirirdi. Zaten kayınpederim de Allah rahmet eylesin, çok iyi bir balıkçı ve çok iyi bir insandı. Böyle bir aileyiz ki çok bağlıyız birbirimize. Ben saklayamadım, tutamadım. Çünkü o zaman genç çocuktum. 5 tane araba vardı altımdan. Özel araba. Hususi araba vardı. İşte arkadaşlarım da biraz keyiflerine düşkündü. Onları alıp oraya buraya giderken paraları da bitirdik. Ama Allah'a çok şükür ya, kimseye muhtaç değiliz ya. Bu yıllar içinde Lefter birbirinden ilginç izler bırakmaya devam etti tabii ki yine. Futbolculuğu sırasında ne denli sıra ötesi olarak hayata silinmez izler bıraktıysa, emekli zamanlarında da efsaneliğine yakışırcasına hayat ona armağanlarını sıralayıp çok özel anlar, çok özel hatıralar yaşatacaktı. Hiç adasından ayrılmadan,
hep hayatımın merkezi dediği ailesiyle iç içe. Bazen kırık, bazen coşkulu olarak bu armağanları kucaklayacaktı Lefter. Mesela 2009'un Mayıs'ında heykelini diktiler Lefter'in. Hiç kopmadığı, tutkunu olduğu Fenerbahçe'ye, bir vefa niyetine, kalabalığın orta yerine bir noktaya dikildi heykel. Şükrü Saracoğlu stadının tam karşısında bir abide gibi yükseldi. Kulüp yöneticileri ve pek çok Fenerbahçeli taraftar Lefter'in sevinç gözyaşlarına eşlik etti. Bir ay sonra da Fenerbahçe'nin kutsal ocağı sayılan Dereağzı tesisleri artık Dereağzı Lefter Küçük Andoniadis tesisleri adıyla anılacaktı. Peki Fenerbahçe'nin 107-102 yıllık hayatında Zeki Rıza Sporer, İsmet Onur, Cihat Arman, Cem Bartu, Puşkaş Ergun, Şükrü Ersoy, büyük ve küçük Hikmetler, o gün altı parmak, Rıdvan Dilmen, Celil Turan gibi 50'yi aşkın Fenerbahçe'mize çok büyük katkıları bulunan sporcular varken neden Lefter seçildi? Bütün bu futbolcular futbol profesyoneliler, içlerinde bir tek Ordular Yusuf vardı, o da Lefter'di. Gün gelecek, efsane Lefter'in yıllarca taşıdığı 10 numaralı formanın tılsımına dair ilginç hatıralar yaşanacaktı. Son yılların 10 numaralı formasını taşıyan Tuncay ile Lefter bir gün buluşacak, muhabbet koyulaşacak. Yine bir gün gelecek, büyük ada açıklarında bir teknede yan yana geldiği bir başka 10 numaralı efsane Alex'le de tarihi bir an yaşanacaktı. O Alex ki yetinmeyip kulüp televizyonu için Lefter'e saygılar sunduğu tadına doyulmaz sohbetle karışık bir röportaj gerçekleştirecekti. Emocionado, primeiro que eu tô até comentando com você que chegar na idade dele com 85 forte desse jeito realmente é uma coisa que me impressionou bastante. Şu anda gerçekten hani duygusal anlar yaşıyorum diye söyleyebilirim. Hem benim için çok güzel bir an, hem de demin yanımdakilere bahsediyordum. İnsanın 85 yaşında bu kadar güçlü durması gerçekten inanılmaz. Muhteşem duygular şu anda yaşadıklarım. Alex bana kompliman yapıyor. Ama Alex'i ben görüyorum, topu ayağına aldığı zaman yapmak istediğini her şeyi yapıyor. Onun için yürekten candan teşekkür ediyorum. Alex bu gol rekoruna yetişebileceğini düşünüyor mu? Você acha que você vai chegar aos números que ele atingiu? Não, possível. İmkansız, imkansız. Kariyerimi baştan alsak ve tekrardan hani Fenerbahçe forması giymeye başlasam yine de onun eriştiği rakamlara erişmem gerçekten çok zordu. Yok canım, iyi değil, iyi değil. Qualquer você é bom, você é bom. 10 é dele sanki. A 10 é a faixa, continua sendo dele, eternamente dele. 10 numara ve kaptanlık bandı sonsuza kadar sizin. Fark ettim. Ben de 10 numarayı giyiyordum, o da 10 numarayı giyiyor. Alguma mensagem para ele? Não, só agradecimento. Primeiro pela história toda que ele construiu dentro do clube, dentro da Turquia. E segundo por ter me recebido aqui, que com certeza é uma das grandes honras que eu tive jogando futebol. Ben tekrardan kendisine Fenerbahçe tarihine, ülke tarihine bütün kattıkları için, bütün yarattıkları için kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Onunla birlikte burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Net bir şekilde söyleyebilirim ki belki de futbol kariyerim boyunca yaşadığım en gururlu, duygu dolu anlardan çoğunu burada yaşıyorum. Biraz bu tarafa gidelim. Bak ya.
Güzel kafa. Thank you.